Evet selamlar merhabalar. Bugün aslında önemli bir nitelik taşıyacak bir haberle karşınızdayım. Dün Sayın ÖSYM Başkanı bir açıklama yaptı ve sosyal medyada gündem olmaya başladı. Bu videoda da size genel olarak haberden bahsedeceğim ve kendi yorumlarımı dile getireceğim. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Ayrıca da 70 bin abone oldum. Hepinize de çok teşekkür ederim. Fazla uzatmadan habere geçelim. Dün ÖSYM Başkanı Sayın Ersoy'un yaptığı açıklamada bundan sonra sınav süreçlerinde tüm sınavlarda YKS'de dahil olmak üzere yapay zekayı aktif bir şekilde kullanacak söylediler. Ardından yöneltilen bir soruda şu şekildeydi. Peki sorularda yapay zeka ile mi oluşturulacak? Sayın Ersoy şu şekilde cevap verdi. Buna yönelik bir çalışmalarımız var. Süreç içerisinde bu durumu da entegre edeceğiz şeklinde bir açıklamada bulundu. Bence çok önemli bir nitelik teşkil ediyor. Neden? Çünkü artık sınavlar yapay zekaya dayalı daha analistsel ve daha istatistiksel bir sınav ortaya koyulacak. Peki bu YKS 2024'ün nasıl etkiler? Bunu hızlı bir şekilde konuşalım. Benim düşüncem eleyiciliği daha fazla olan gerçekten öğrencileri ayrıştırabilen bir sınav olacağı konusunda soruların ona göre hazırlanacağı konusunda aslında bence iyi bir durum olacağını düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Genel olarak aslında şu anda bir sürü soru dolanıyor ortalıkta. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum bu konu hakkındaki yorumlarınızı. Ayrıca artık şunun da mesajlarını yavaş yavaş vermeye başladılar. 2025 yılında bu sınav sistemi değişecek mesajlarını da artık günden güne arttırıyorlar. İşte Türkçenin önem kazanması, okuldaki ortak sınavlar, ondan sonra işte yapay zekanın entegre edilmesi falan filan derken yani 2025 yılında muhtemelen yeni bir sınav sistemiyle karşı karşıya kalabileceğimizi söyleyebilirim. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın. Başarılar.